tabii vatandaşları, daha doğrusu anne adaylarını yönlendiriyor. Dünyada uygulanabilir yöntemler var. Ama öncelikle şöyle başlayalım. Hamilelik nedir? Sonrasında doğuma gelelim. Hamilelik her zaman her kadının hakkı olan çocuğa sahip olmanın sonuçlanması umuduyla başlanan bir yol aslında oraya bakarsak. Bizler insanoğlu evet nesil vermek için varız aslında. Ve bu nesil vermek işlemi gerçekleşirken bunu sağlıklı gerçekleştirmek isteriz. Bu gebelik takipleri de bu amaçla var zaten. Bunları olabildiğince sonuçları iyi olmasını sağlamak amacıyla yapılan işlemlerdir hepsi. Bizim hekimler, sağlık personeli olarak yaptığımız iş hep bu. Hocam kimler hamile kalabilirden bir başlayalım. Örneğin rahatsızlıklar olarak mı nitelendirebiliriz ya da işte yumurtalıklardan başlayalım. Kistler, bunlar etkiler mi hamilelikte? Bir kere bir kadın gebe kalabiliyorsa genel olarak sistem normal çalışıyordur. Bunu biliyor olmamız lazım. Yani gebe kaldıysa orada genel olarak ciddi bir sıkıntı yoktur. Yani yumurtalıklar çalışıyordur, tüplerden geçiş vardır. Döllenmiş yumurtanın döllendikten sonra yumurtalıkların yanındaki bölgeden rahime ulaşması ve rahime yerleşmesi bu demektir ki genel olarak sistem normal çalışıyor. O sebeple gebe kalabiliyorsak o zaman zaten genelde pek bir sıkıntı yoktur. Bununla birlikte annedeki sistemik hastalıklar gebeliğe bazen engel olabiliyor. Böbrek rahatsızlıkları, ciddi yüksek tansiyon veya kalp rahatsızlıkları bunlar engel olabiliyor. Hocam peki kimler hamile kalamaz dediğimizde sisteminde rahatsızlıklar olanlar mı hamile kalamaz? Yani burada bunu nasıl tanımlayabiliriz? Annenin sağlığına mal olabilecek ciddi kalp rahatsızlıkları, aort stenozu gibi, aort darlığı gibi veya ciddi böbrek rahatsızlıkları, sistemik lupus gibi otoimmün rahatsızlıklar bunlar genel olarak gebeliğe engel olabiliyor. Doğum nedir hocam? Hamilelik süreci örneğin rahat bir şekilde atlatıldı. Sonuç doğuma geldi. Doğum kimi doktora göre doğal yollarla yapılmalıdır ya da doğal bir süreç olarak anlatılıyor ama tabii ben de yeni anne olmuş biri olarak konuşayım. Doktorların anlattığı o normal sürecin aslında bizim fizyolojimize aykırı bir döneme girdiğimizde yani işte hamileliğin getirdiği ufak tefek rahatsızlıklar ya da komplikasyonlar yaşayabiliyorsun. İşte normal hayatında değilsin aslında. Sizler bunu normal gibi anlıyorsunuz. Doğum süreci nasıl bir süreç hocam? Aslında 300'lü yıllarda yaşıyor olsaydık biz şu anda hiç bunları konuşmuyorduk. Sizler sancılarınız başladığında bir köşeye saklanıp doğuruyordunuz. Sonra da ortaya çıkıyordunuz bebeğinizle birlikte. Aslında olay bu kadar basit. Başlıyor ve bitiyor. Bunu sanıyorum biz birazcık fazla abartıyoruz. Yani nihayetinde eğer ki bir kadın gebe kalabildiyse o elbette doğuracaktır. Ha öyle ha şöyle. Şimdi mutlaka şöyle olmalıdır, mutlaka böyle olmalıdır. Öyle bir kuralın içine girmektense anne adayıyla birlikte oturup bütün korkuların ne olduğunu anlayıp ona göre karar